Hoş geldin o gün. Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim Çiğdem. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Tabii birçok haber var. Transfer haberi çoğuda. Hepsini konuşacağız ama önce saha içerisinde bir kalalım, değerlendirelim. İlk 12 hafta nasıl geçti Beşiktaş için? Biraz çok özet şekilde bize satır başlarını anlat. Bugünkü hazırlık maçında ne olur? A-Spor ekranlarından canlı olarak taraftarlar takip edecek. Yani ligin başlangıcı güzeldi. Süper Lig'e başlarken Beşiktaş iyi başladı. İlk 5 hafta itibariyle. Ama sonrasında ne olduysa işte o Dortmund maçı sonrası tepe taklak gitme durumu oldu. Şampiyonlar Ligi'nin yükünü kaldıramadı Beşiktaş. Çok ağır geldi Beşiktaş'a. Üst üste sakatlıklar, üst üste puan kayıpları derken moral bozuklukları ile birlikte takım demoralize oldu. Sezona özgüvenli başlayan Beşiktaş da devamında şu an geldiğimiz noktada o kadar özgüvenli bir takım yok ortada. Sergen Hoca da bunun farkında. Herkes artık kahraman olma peşinde takımda. Çünkü bir maçta kahraman olsalar kendilerini kurtarabilirler eleştirilerden. Çünkü her maç her futbolcu eleştiriliyor. Vesairelerin 2-3 gol attı. Hemen eleştirileri bertaraf etti. Herkes bunun farkında. Bunun için uğraşıyor ama bazen bu yanlışa dönüyor. Trabzonspor maçında da bu oldu. Sergen Hoca son dakikada takıma çıkmayın dedi. Takım komple hücumdaydı yani. Bir noktadan sonra disiplinsizlik de başlamış oluyor. Yani dinlenmemeye başlamış oluyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi orada bir gol atacak, bir asist yapacak oyuncu günün kahramanı olacağı için bunu biliyor. Ve bunu bildiği için de onun peşine gidiyor. Oysa yedek kulübesinden size seslenen bir hoca var, çıkmayın diye. Ama dinleyen var mı? Sergen Hoca bu duruma inanılmaz derecede kızdı. Ve şu an milli arada da zaten bu konuyla ilgili oyuncularıyla görüşüyor. Bayağı sert uyarıların olduğu bir dönem. Öyle geçiyor. Moral, motivasyon açısından takımı toparlamak birinci hedefi gibi duruyor Sergen Hoca'nın. Çünkü takımda ciddi bir özgüven kaybı var. Peki o zaman bir takım çalışmalar yapılacak gibi duruyor. Milli arayı da bu şekilde herhalde motivasyon çalışmalarıyla geçirecek Beşiktaş. Peki eklemek istediğim başka noktalar var mı? Dönüşte Akdeniz Alanyaspor'la oynayacak Beşiktaş. Neler bekliyorsun milli ara sonrasında? Dönüşte Aytemiz Alanyaspor maçı çok kritik. Sergen Hoca o maçı çok özel hazırlanıyor. Kendi kafasında da özel hazırlanıyor. Yani şöyle ki milli arada şu an bir iki gün önce bir görüşme yapmıştım. Ümraniye'den yakın kaynaklardan Sergen Hoca. Sergen Hoca tesisten ayrılmıyor. Çok fazla mesai harcıyor orada. Hatta şöyle bir söz söylediler bana. Hocanın odasına gittik. Hocanın önünde fikstür hesap kitap yapıyordu diye. Çünkü Alanyaspor'u Beşiktaş mağlup ederse çıkışa geçmek için de önünde güzel bir fikstür olacak aslında. En azından Fenerbahçe derbisine kadar bir 4 maçlık periyodu kayıpsız atlatmak istiyor. Devre arasına kadar Trabzonspor'la olan yarıştaki farkı bir nebze azaltıp yarışa tutunabilirse devre arası takviyeleriyle daha iyi duruma geleceğine inanılıyor Beşiktaş'ta. Peki. Şimdi sen de devre arası takviyeleri soracaksın bana muhtemelen. Aynen öyle. Çok iyi tahmin ettin çünkü birçok aday okudum. Yani bunlardan en dikkat çekeni, göze çarpanı şüphesiz ki Cenk Tosun'du. Yani böyle bir ilgi şu anda var mı? Devre arasında biz onun ismini sıkça konuşacak mıyız? Merak ediyorum. Üç opsiyondan bahsedilmiş mesela. Önce böyle bir planlama var mı? Evetse de nasıl bir formül bulunacak onu kadroya katmak için ne dersin? Bir de doğru bir hamle olur mu Cenk'i geri getirmek? Şu an bir girişim yok. Yani kulübüne resmi olarak herhangi bir girişim yok ama Cenk'in şöyle özel bir durumu var. Cenk her zaman Beşiktaş'la iletişim Tabii. halinde olan birisi. Futbolcularıyla, teknik adamıyla, yönetimiyle her zaman iletişimde olan bir futbolcu. Burayla bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Ve doğal olarak ne zaman bir golcü takviyesi gündeme gelse Cenk'in adı ilk sıraya yazılıyor Beşiktaş'ta. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Beşiktaş yönetimiyle ben geçtiğimiz günlerde bu konu henüz gündeme düşmemişken Cenk Tosun'un gündemini konuştum aslında. Çünkü Batshuayi formsuz olabiliyor gördüğünüz üzere. Lige başlarken daha iyiydi. Sonrasında biraz daha formsuz. Bitiricilik noktasında sıkıntılar çekiyor. Ve Batshuayi bu sıkıntıları çekerken
Gece kulübesinden bazen bir takviyeye ihtiyaç duyuyor Beşiktaş. Şimdi Kenan Karaman'ın oluyor ama Kenan Karaman golcü, skorer bir oyuncu değil. Yani size sunabileceği gol sayısı sezon içerisinde belli. Bir Cenk Tosun değil Kenan Karaman. Güven Yalçın da keza öyle. Cenk Tosun ne kötü de oynasa golcü bir oyuncu olduğunu her zaman size gösterir. Tabela yapar, skor yapar. Başakşehir'e böyle bir desteğe ihtiyaç var. Yönetimin düşüncesi şu, uzun bir sakatlıktan çıktı. Biz bir durumunu kontrol edeceğiz, bakacağız. Durumu elverişliyse düşünürüz. Ama Beşiktaş'ta şu var. Ha, Cenk Tosun olmadı, başka bir yabancı dahi olabilir dediler. Ama Başakşehir'in önüne değil alınacak isim. Buna bir vurgu yapalım. Anladım. Başakşehir'i destekleyecek, Başakşehir'in arkasında olacak. Yedek kulübesinden katkı sağlayacak ya da saha içerisine Başakşehir ile birlikte yardımcı forvet olarak oynayabilecek, ikinci forvet olarak oynayabilecek bir isim bakıyor Beşiktaş. Peki Luke de Jong'la alakalı hakikaten bir girişim var mı? Çünkü o da Barcelona'ya transfer oldu. Hatırlarsan konuşmuştuk ya transfer döneminde. Ama orada çok tutunamadı. Yani İspanyol basınında onunla alakalı şöyle dış basın haberlerine de baktım. Xavi devre arasında oyuncunun gönderilmesini de istiyormuş. Beşiktaş gündemini alır mı yeniden Hollandalı golcüyü? Ne dersin? Az önce söylediğim gibi şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. Yabancı kontenjanında da bir problem olur devre arası. Neden? 14 yabancı hakkını Adem'le işte kullanmıştı Beşiktaş lisans çıkarma noktasında. Kadro dışı bir oyuncu. Adı listeden çıkacak. Orada Aydın Asiç var geri dönen. Kiralanır mı kalır mı? Hadi diyelim ki kiralandı. Bir tane yabancı hakkınız var. Beşiktaş bir de stoper alacak. Yerli stoper alamazsa yine bir yabancı konusu gündeme gelecek. Dolayısıyla ben devre arası Cenk'in durumuna bağlı olarak biraz golcü transferinin ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş zaten Cenk'i şu an transfer ederse Beşiktaş bundan Cenk bundan sonraki süreçte de Beşiktaş'ta yoluna devam edecek. Onu net bir şekilde söyleyeyim ben. Devre arası Beşiktaş Cenk'i alsa sezon sonu itibariyle de Cenk yine Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Dolayısıyla orada Cenk'e göre bir şekillenecek durum var. Ama Luke de Jong'la ilgili az önce söylediğim bir küçük nokta vardı. Cenk olmazsa yabancı olur diye. Yani olabilir. Ama dediğim gibi Cenk'e bağlı. Çünkü bir de stoper konusu var. Peki başka isimler şöyle bakıyorum yine tanıdık isimleri söyleyeceğim sana. Aboubakar gündeme gelecek mi? Kamerun'un golcü o da Arap takımında tutunamadı. Bir de Talisca tabii taraftarlar da onu çok istiyorlar. O da El Nasır'daki ekonomik kriz sebebiyle kulübünden sanırım ayrılma kararı almış. İki eski Evet. öğrencisi yeniden forma giyecek mi Beşiktaş'ta ne dersin? Yani iki oyuncu da şu anki mevcut kulüplerinde problemler yaşıyor. Oradan ayrılacakları gündeme geldi ama Beşiktaş'ın henüz bir girişimi yok Talisca ile ilgili. Aboubakar'ın durumu zaten henüz net değil. Öyle bir gündem oluşmamış durumda. Ama Talisca ile ilgili klasik ne zaman böyle bir kulübüyle sorunlar habere çıksa Beşiktaş'ta adanın oluyor. Henüz Beşiktaş'ın bir girişim yok. Olur mu? Olabilir. Neden olmasın? Ve burada mali şartlar önemlidir. Çünkü Beşiktaş'ta orta alandaki oyuncuların performansına baktığımız zaman orta alanda forvetin arkasında Alex Teixeira, Oğuzhan özellikle bu iki oyuncunun mevcut performansına baktığımız zaman çok yeterli değil. Ve Talisca size forvet gibi de oyun sunabiliyor. Çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Olabilir ancak henüz Beşiktaş'ın böyle bir girişimi bulunmadığını belirtelim. Tabii ki her transfer döneminde bazı yöneticilerin gizli sevdası oluyor. İsmini sunuyor ama maliyeti çok yüksek oluyor Talisca. Gelmesini isteyen yöneticiler oluyor. Maliyeti çok yüksek oluyor. Onun Beşiktaş şartlarına uygun olması gerekir. Tabii öncelikle kulübünden bonservisini alması şartıyla. Beşiktaş Cenk Tosun'a da bonservis vermeyi düşünmüyor. Mümkün mertebe bu transfer devre arası transferlerini bonservissiz halletmeye çalışacağım. Özellikle golcü transferini belki stopere biraz bonservis harcayabilir. Peki, çok teşekkürler. O gün şahane oldu. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.